Sevgili öğrenciler, 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıfların 4. ünite değerlendirme sorularını beraber çözmeye çalışacağız. Ders kitabımızda 184 ile 187 aralığında 4. ünite değerlendirme sorularını bulabilir, takip edebilirsiniz arkadaşlar. İlk kısım A kısmı aşağıda 3 tane ifade vermiş arkadaşlar bu üç tane ifadenin bizden birer cümleyle açıklamasını istiyor. Şunları yazsak faydalıdır. Mesela Fransız İhtilali ile ilgili Fransız devrimi ya da Fransız İhtilali Fransa'da mutlak monarşinin yani krallık yönetiminin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Veya milliyetçilik, eşitlik, adalet gibi temel kavramların dünyaya hakim olduğu bir ihtilal olarak 1789'da bizim karşımıza çıkmaktadır. Kanuni esası. Kanuni esası Osmanlı tarihinde 1876 yılında ilan edilmiş bir anayasadır ve Türk tarihinin ilk anayasası olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. 31 Mart vakası Osmanlı tarihinde mevcut siyasi rejime karşı çıkan ilk isyandır. O günkü mevcut siyasi rejim meşrutiyet idi. İsyanı çıkartanların amacı meşrutiyeti sonlandırıp tekrardan mutlak monarşiyi getirmekti. Bu yüzden mevcut rejimi ortadan kaldırıp eski rejimi getirmeye çalıştığı için Osmanlı tarihinde Rejime karşı çıkan ilk isyan olarak bizim karşımıza 31 Mart vakası çıkmaktadır. 7 tane küçük klasik sorularımız var arkadaşlar. Bunları cevaplayalım. Birincisi Fransız ihtilalinin imparatorlukların siyasi hayatlarının etkileri nelerdi diyor. Şimdi Fransız ihtilalinin yaydığı özellikle milliyetçilik düşüncesi sonucunda her millet kendi devletini kurma fikriyle imparatorluk sınırları içerisinde milliyetçi karakterli isyanlar çıkarttı. Bu isyanlar imparatorlukların parçalanmasını ve imparatorluk topraklarında küçük üniter ulus devletlerin kurulmasına sebebiyet verdi. Yani Fransız ihtilali imparatorlukların parçalanmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. İkinci soru sanayi inkılabı ile birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir? Şimdi ilk başta fabrika çevrelerinde hayat şartları çok iyi olmayan yeni işçilerin yerleşim bölgeleri haline geliyor. Yani bu fabrika çevreleri yeni işçilerin yerleşim yerleri haline geliyor ve burada hayat şartları çok da iyi değil. Yetişkin erkeklere göre daha düşük ücretle çalışan kadın ve çocukların çalıştırılmaya başlanması, çalışma saatlerinin uzun ve çalışma koşulları şartlarının da ne yazık ki kötü olması, işçiye verilen ücretin düşük olması, hafta tatili, iş güvenliği ile sağlık ve emeklilik sigortalarının mevcut olmaması sanayi inkılabı ile birlikte oluşan işçi sınıfının karşılaştığı temel sorunlardır. Üç, modern ideolojilerin ortaya çıkmasındaki etkenler. İlk başta bunlar liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve Marksizm'dir. Bu ideolojilerin ortaya çıkmasında birey ve toplumun dünyayı anlamlandırma arayışları etkili olmuştur ortaya çıkmasında diyeceğiz. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma sebepleri. Şimdi bunu maddeliyoruz. Yeniçeri Ocağı'na kurallara aykırı asker alınması. Normalde devşirme kanunuyla asker alınıyordu ama belli bir dönemden, özellikle duraklama dönemiyle beraber artık e, Anadolu'da işsiz kalanların da, Türkmenlerin de bu ocağa girmesi bu sıkıntılara sebebiyet verdi. Yeniçeri Ocağı'nın askerlik dışı işlerle uğraşması, yani ticaret ve zanaat yapmaya başlaması, Yeniçeri Ocağı'nın güç kaybetmesi ve İsyanlarla beraber de Yeniçerilerin sürekli padişah değişikliği veya devlet adamlarının değiştirilmesine sebebiyet vermesi siyasi anlamda istikrarsızlığı ortaya çıkartacaktır. Ve Yeniçeri Ocağı'nın dünyanın gelişen askeri, modern askeri şartlarına ayak uyduramaması ve hatta bunlar üç ayda bir devletten ulufe ve her padişah değişikliğinde de culus bahşişi alırlardı. Ulufe diye maaşları vardı. Julus diye de bahşişleri vardı. E şimdi 17. yüzyılla beraber artık devlet eskisi kadar güçlü değil. Savaşları eski yani savaşlar uzun sürüyor ve artık kaybediyorsunuz. Yeni Yeniçerilerde para elde edebilmek için keyfi olarak padişah değişikliği de Culus bahşişi almak için ne olmuştur? E yapmışlardır. Ve Yeniçeri Ocağı'na kurallara aykırı asker alınmasıyla Yeniçerilerin sayısı artmıştır. E siz bunlara üç ayda bir asker ne veriyorsunuz? Ulufe diye maaş veriyorsunuz. Yani devletin ana kasasından bunlara maaş veriyorsunuz. E sayı haddinden fazlasıyla artarsa o zaman arkadaşlar devlete ekonomik olarak bir yük haline geleceklerdir. Ve ee, vakayı hayriye olayıyla da ne oldu? 1826 yılında 2. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Beşinci soru Sultan 3. Selim zamanında yapılan yeniliklere nizamı cedid denmesinin sebepleri. Şimdi nizamı cedid yeni düzen anlamına geliyor. Bu kelime iki anlamda kullanıldı. Dar anlamı ve geniş anlamı. Dar anlamıyla Avrupa usulünde yetiştirilmek istenen eğitimli asker yani nizamı cedid ordusunu ifade ediyor. Geniş anlamda ise arkadaşlar orduyu muntazam hale getirilmesini sağlamak, ulemanın geriliğine yönelik zihniyetine karşı koyarak ulemanın nüfusunu kırmak, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın ilim, teknik ve medeniyetteki hamlelerine ortak yapmak için ıslahat hareketlerinin tümüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Nizamı cedid diyoruz. Tanzimat fermanının ilan edilmesinde diyor, Etkili olan gelişmeler nedir diyor, sebepler nedir diyor. Şimdi tanzimat fermanının ilan edilmesindeki dış sebep o gün bize isyan eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa vardı, Mısır meselesi vardı. Bu Mısır meselesinde Avrupa'nın desteğini alabilmek ve biz o gün Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi imzalamışız İngiltere ile yani Osmanlı Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi ile sömürülen açık pazar ülkesi haline gelmiştir. Bu Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi'nin hayata geçebilmesi için bir takım hukuki düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Bunu da biz tanzimat fermanıyla yapmışızdır. Yani tanzimat fermanının ilan edilme sebebi Mısır meselesi ve Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'dir diyeceğiz. Yedinci soru 1913 Babali Baskını'nın siyasi hayata etkileri nelerdir diyor. Şimdi ikinci meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nde demokratik gelişmeler yaşandı siyasi partilerin kurulması veya kanun esası de 1909 değişiklikleri bu demokratikleşmeye aslında birer örnektir. 1913 Babali baskınıyla İttihat Terakki yönetimi ele geçirerek 1918 yılına kadar ülkeyi tek parti yönetimi olarak ne yapmıştır? Yönetmiştir. Yani filizlenmeye başlayan demokrasiyi bitirmiştir aslında ve tek parti yönetimine Babali baskınıyla bu Osmanlı geçmiştir arkadaşlar. Ve e, test sorularımız var. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlardan biri değildir diyor. E, çeşitli ırk, din, dil ve kültüre sahip toplumlardan oluşan Osmanlı Devleti'nde Fransız ihtilaliyle birlikte milliyetçilik ve bağımsızlık akımları yayılmaya başlamış. Bu sebeple 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı'da diyor birçok isyan çıkmış. Şimdi arkadaşlar bakın, e, Sırp isyanı, Yunan, Bulgar ve Karadağ isyanı, bunlar milliyetçiliğin etkisiyle çıkan isyanlardır ve bir Sırp Sırp devletini, Karadağ Karadağ devletini, Yunan Yunanistanı, Bulgar Bulgaristanı kurmak için isyan etmiştir. Fakat Mısır isyanı bizim iç meselemiz, yani iç mesele derken valimizin bize karşı çıkarttığı bir isyandır ve Mısır isyanının da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın milliyetçilikle alakalı bir durum söz konusu değildir. Verilen vaatlerin yerine getirilmemesiyle alakalı bir isyandır. Yani Mısır isyanı milliyetçilikle alakalı değildir. Cevap Ceyhan. 2. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mahmut'un senedi ittifakı onaylamasının nedenlerinden biri değildir diyor. Şimdi ülke güvenliğini sağlamak istenmesi, ayanların desteğiyle tahta çıkmış olması, Alemdar Mustafa Paşa ki ayanlardan biri zaten, onun etkisi, merkez ve taşradaki siyasi dengelerin korunmak istenmesi, hepsi senedi ittifakla ilgili. Fakat meşruti yönetime geçmek, bu değil arkadaşlar, cevap Bartın. Yani biz 2. Mahmut zamanında meşruti bir yönetime geçmek yani padişahın yanına bir parlamento açmak gibi bir düşüncemiz yok. O 2. Abdülhamit zamanında 1876 yılında olacak bir gelişme. Biz 1800'lerin başındaki bir ittifak belgesinden, senedi ittifaktan bahsediyoruz. Senedi ittifak padişahla bölgenin ileri geleni, toprak ağları, eşraf ne derseniz artık. Yani bölge ileri gelenleri, sözü geçen insanlar, nüfuslu insanlarla yapılan bir sözleşmedir arkadaşlar. Bununla meşruti yönetimin alakası yoktur. İkinin cevabı Bartın. Üç, aşağıdakilerden hangisi bu sistemi hazırlayan gelişmelerden biridir? Kapitalizm Yeni çağda Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kar arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik bir sistemdir. Yani kapitalizm nedir arkadaşlar burada? Para kazanmaktır. Çok fazla para kazanmak demek aslında. Şimdi bu sistemi hazırlayan gelişme Avrupa'da hatırlayın bir burjuvazi sınıfının yükselmesiydi. Şimdi feodalite siyasi bir kavram. Yani krallıkların olmadığı yerde küçük küçük toprak ağlarının, senyörlerin, düklerin, baronların olduğu bir yönetim. Kilisenin güç kazanması dini bir şey zaten. Marksiz ideolojiler, yani bunlarla da kapitalizmin fazla bir alakası yok. Ulus devlet de milliyetçilik isyanlarıyla, milliyetçilik akımıyla ilgili. Ama Avrupa'da burjuvazi yükselmeye başlayınca ortaya birden ne çıkıyor zaten arkadaşlar? Kapitalizm ortaya çıkıyor. Üç Adana'dır diyeceğiz. Dört, Aşağıdakilerden hangisi? 1876 darbesini hazırlayan gelişmelerden biridir diyor. Arkadaşlar 1876 yani e, bu birinci meşrutiyetin ilan edilme olayları. Bu dönemde hangi grup vardı Osmanlı Devleti'nde? Jön Türkler dediğimiz genç Osmanlılar vardı. O zaman dördün cevabı vardı. 5. Merkantilizme göre nüfus siyasi, askeri ve mali açıdan önemli bir güçtür. Bu sebeple nüfusun arttırılması gereklidir. Bu politika doğrultusunda hangilerinin yapılması beklenir diyor. Merkantilizm. Ülkeye yapılan göçlerin olumlu karşılanması evet. Çünkü ne kadar çok göç gelirse o kadar çok nüfus olacak. Nüfusu olanın da gücü olur diyor değil mi arkadaşlar? Yani bir olacak birin olmadığı şıkları eledim. Ülkede nüfusu arttırmaya yönelik politikaların takip edilmesi. E, yukarıda diyor ya arkadaşlar nüfus bir güçse nüfusu arttırmak o zaman Merkantilizme bir hizmettir. İki de olacak. Kaldı C ve E. Ormanlık alanların tarıma açılması. Bunu da alacağız arkadaşlar. Kitabımız bunu da almış. Çünkü nüfus mali de bir güçtür. Yani ormanlık yani nüfusun fazla ama onu doyurman gerekiyor. Yani ormanlık alanları tarıma açarak nüfusun yaşa ihtiyacını, yeme ihtiyacını karşılıyorsunuz. O zaman bunun cevabı, beşin cevabı Edirne. Altı. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın demir yoluna olan ilgisinin nedenlerinden biri değildir. Şimdi bir, devlet otoritesini uzak bölgelere kadar demir yoluyla trenlerle ulaştırırsınız. Asker ve malzeme sevkiyatını hızlandırırsınız. Tarımsal vergilerin yani vergi toplama işini hızlandırır, kolaylaştırırsınız. İç güvenliği de sağlarsınız demir yoluyla. Fakat Avrupalı devletlerin ülkedeki ekonomik etkinliğini kırmak, bunun demir yoluyla bir alakası yok. Ha, gümrük vergilerini yükseltirsiniz mesela. Kapitülasyonları kaldırırsınız. O zaman A'daki ifadeye hizmet etmiş olursunuz. Ama demir yoluyla siz Avrupa devletlerinin ekonomik etkinliğini kıramazsınız arkadaşlar. 6 Adana. 7. <laughs> tanzimat fermanının aşağıdaki maddelerinden hangisi liyakatin önemini gösterir? Liyakat nedir? işini ehline vermek demektir. Dürüst adama iş vermek demektir değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın rüşvetin önlenmesi amacıyla etkili bir kanun azınlanması liyakat, liyakata önem vermekle alakalı bir şeydir. Yani düşünsenize ben hiç öğretmenlikten anlamıyorum mesela. Parasını veriyorum el altından birilerine rüşvet veriyorum ben öğretmen oluyorum. Ama şimdi sen eğer liyakata önem verirsen rüşveti ortadan kaldırırsan otomatik olarak işi ehline bilenine verirsin arkadaşlar. O zaman 7'nin cevabı Edir. 8. soru aşağıdakilerden hangisi 1909 darbesinin sonuçlarından biridir diyor. Yani arkadaşlar 31 Mart isyanından sonraki gelişmeyi bize soruyor aslında. O zaman Selanik'te İstanbul'da çıkan bu isyanı bastırmak için hazırlanan harekat ordusunun İstanbul'a gelmesi benim karşıma cevap olarak çıkıyor. 8 Adana. 9. Aşağıdakilerden hangisi ulus devlet anlayışıyla oluşan modern eğitim sisteminin özelliklerinden biri değildir diyor. Şimdi bakın vatandaşların daha nitelikli kaliteli olması var. Bireylerin devlet politikalarına sadık gelmesi var. Okullarda özgür birey doğaya tarihe akla önem verilmesi var. Dini derslerin yanında tarih, coğrafya, fen verilmesi var. Ama Eğitim programlarının kilisenin denetimine verilmesi yok arkadaşlar. Bunun modern eğitimle alakası yok. Bu eğitim programlarının kilisenin denetimine verilmesi hangi dönemin bir ürünüydü? Orta orta çağın bir ürünüydü arkadaşlar. Yani doğru cevap 9 değildir diyor bakın. Ceyhan diyorum. 10. ve son test sorum. Aşağıdakilerden hangisi diyor Osmanlı toplumunda Türkçülük fikrinin gelişmesinin diyor nedenlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler bakın Türk olmayan Müslüman toplulukların batılı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı'dan ayrılmaya başlaması Türkçülüğü geliştirecektir. Hani şu sizin topraklarınız şuralarda Türk olmayanlar yaşıyor. E bunlar kopup ayrılınca Türkler kalıyor sadece elinizde. Otomatik olarak Türklük şuuru düşüncesi gelişiyor. Bunu eledim. Osmanlıların kaybettiği topraklardan diyor Müslümanların Anadolu'ya şuradan ki Müslümanların Anadolu'ya göç etmesi e bu da Türkçülüğü etkileyecek, geliştirecek. Müslüman halkın yaşadığı zulme karşı toplumda tepki uyanması evet, Türklerin aleyhinde Avrupa'nın propaganda yapması bu da Türkçülüğü milliyetçiliği arttıracaktır. Ama Tanzimat sonrası bir Osmanlı toplumu oluşturulması bu Türkçülükle değil Osmanlıcılık fikriyle alakalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi üç tane böyle metnimiz var. E, bu metinlerle e, bazı sorular vermiş bize kitabımız. Bunları ne yapacağız? Çözmeye çalışacağız. Şimdi şu Hicaz Demir Demiryolu'nda sonrak metnini ben bir okuyorum arkadaşlar. Sonra bununla ilgili yedi tane bizim sorumuz var. Birçok otoriteye göre Osmanlı Devleti'nin son büyük projesi olarak kabul edilen Hicaz Demiryolu Projesi ümmeti birleştirme gayretinin ürünüydü. İnşaatına 1900 yılında başlanan Hicaz Demiryolu Şam ile Medine'yi birbirine bağlayacaktı. Şam'la Medine'yi bakın. İstanbul'dan başlatılan hatlar Şam'a ulaştığında İstanbul Medine hattı birleştirilmiş olacaktı. Böylece Hicaz Demiryolu'nun rüyası olan Mekke hattı tamamlandığında başkentler başkenti İstanbul ile kıymetliler kıymetlisi Mekke şehri birbirine kavuşacaktı. Boğazlar'la Arap Yarımadası arasındaki ulaşım hızlanacak. Güvenlik ve asker sevkiyatı konularında da önemli bir açık kapanacaktı. Projenin bir diğer faydası da hac yolculuğunun çok kısa süreye indirmesi ve yolculuğu güvenli hale getirmesiydi. Yani neredeyse 40 günden 5 güne indiriyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. 27 Ağustos 1908 yılında Medine'ye ilk yolculuk gerçekleştirildi büyük proje hayata geçirilmiş, Şam ve Medine birbirine demir yoluyla bağlanmış. Hayfa ile İstanbul, Medine'ye çok daha hızlı ulaşır duruma gelmişti. Sıra demir yolunun Mekke'ye uzatılmasıydı. Fakat hayal buraya kadar sürdü ve raylar Mekke'ye kadar uzatılamadı. Çıkan isyanlardan dolayı. İnşaat Medine'ye yaklaştığında Mescid-i Nebevi'nin Kuba Mescidi'nin veda tepesinin ve canını Uhud'da seve seve veren sahabelerin hatırası ve ruhu incinmesin diye rayların altına keçe döşendi ses yapmasın diye. Büyük fikirler tıpkı ufuklar gibi kalıcıydı. Medine garı büyük ümmetin demir yolu ağı ile buluştuğu son duraktı. Fotoğrafta gördünüz arkadaşlar. İstanbul'a Medine arasında kurulan gönül bağı yüzlerce Hicaz demir yolunu yeniden inşa etmeye muktedirdi yani yapma sevdalısıyla. Şimdi yedi tane bu metinle ilgili sorumuz var. Tek tek cevaplıyoruz. Hicaz Demiryolu projesinin amaçları nelerdir? Hicaz hattı büyük zorluklarla yapılan hac yolculuğunu kolaylaştırmak. İslam ümmetini birleştirmek. Bölgeye asker sevkiyatını hızlandıracağından muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı savunma rolü üstlenecek. Osmanlı devletinin askeri etkinliğinin artması siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesine yardım sağlayacaktı. Hicaz ile Yemen'e asker ve mühimmat sevkiyatı demiryoluyla yapılacak. Böylece Süveyş Kanalı'na duyulan ihtiyaç da ortadan kalkacaktı diyebiliriz bu projenin amaçları ile ilgili. 2. Tren yolu inşaatı Medine'ye yaklaştığında rayların altına keçe döşenmesinin gerekçesi nedir? İnşaat Medine'ye yaklaştığında Mescidi Nebevi'nin Kuba Mescidi'nin Veda Tepesi'nin de canını Uhud'da seve seve veren sahabelerin hatırası ve ruhu incinmesin diyerek rayların altına keçe döşendi. Büyük fikirler tıpkı ufuklar gibi kalıcıydı diyor. Muktedir ne demek? Bir şeyi başarmaya, yapmaya, gerçekleştirmeye gücü yeten demektir arkadaşlar muktedir olasınız. Hicaz Demiryolu projesinin Mekke'ye ulaşmamasının nedenleri. Şimdi arkadaşlar 1914 yılında Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na hazırlıksız yakalanması sebebiyle ekonomik ve siyasi nedenlerden de ötürü bu hat Mekke'ye ulaşamadı. Yapımı bütün Müslümanların ortak isteği olan Medine Mekke ve Mekke Cidde hatları ise Şerif Hüseyin ve onun kışkırttığı Bedevi şehirlerinin karşı koyması üzerine ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. Hicaz Demiryolu günümüzde hangi ülkesin, ülkelerin sınırlarından geçiyor? Şimdi biz şunu bilmiştik, demiştik. Şam'dan, Şam'dan arkadaşlar nereye geliyor? Medine'ye geliyor. Yani Suudi Arabistan ve Suriye var. Şurada da Hayfa'dan dolayı da İsrail'de söyleyebiliriz. Ama Suriye ve Suudi Arabistan'dan kesin olarak geçiyor. Demir yollarının Osmanlı Devletine hangi alanlarda katkı sağladığı söylenebilir diye bir sorumuz var. Şimdi Osmanlı Devleti'ne demir yollarının sağladığı yararlar çok geniş toprak bütünlüğüne sahip bir ülkenin bir uçtan bir uca at arabası yerine buharlı makineler yardımıyla trenle gidebilmesini sağlayarak zaman ve enerji tasarrufu sağlaması yönünden yararlı oldu. Böylece devletin yükselmesi, toplumun refah bulması da söz konusu oldu. Osmanlı Devleti demir yollarıyla büyük bir gelişme kaydetmiştir diyeceğiz. Yani özellikle bakın zaman ve enerji ve devletin otoritesinin sağlamlaştırılması açısından demir yolları Osmanlı'ya katkı sağlamıştır. İslam dünyasını birleştirmeye yönelik günümüzde hangi projeler vardır ya siz e, yapabilir misiniz gibisinden bir soru var. Şimdi biz Osmanlı'dan bahsedeceğiz. <laughs> Bu soruyu herkes kendi cevaplayacak. Osmanlı Devleti İslamcılık dediğimiz ümmetçilik fikriyle hilafetin de gücünü kullanarak İslam alemini birleştirmeye çalışmıştır arkadaşlar. Ya bugün neler yapılabilir? Bugün yine... Müslüman olan devletlerle ki var aslında ama Arap zirvesi falan duymuşsunuzdur. Ee, yani <laughs> İslam adı altında bir konfer <laughs> konfederasyonlar veya e, bir takım örgütler, örgütlerden yanlış anlamayın. Hani e, insancılığı ve İslam'ın şartlarını, İslam'ın e, hümanizmi ortaya çıkartacak olan, e, savunacak olan bir takım yapılar kurulabilir. Bu soruyu herkes kendi cevaplıyor. Bir de Tanzimat'tan Meşrutiyet'e diye bir <laughs> so konumuz var arkadaşlar. Burada da 5 tane sorumuz var. Şimdi burada birinci soru. Batıya açılan bir pencere ifadesi hangi anlamlara gelmektedir? Şimdi Tanzimat döneminde pek çok kurum ve kuruluşun işleyişinde Batı usullerinden yararlanılmış olması Batı'ya açılan bir pencere ifadesinin anlamını aslında ortaya çıkartmaktadır. Yani Tanzimat döneminde nereye örnek alıyorsunuz? batıya. O yüzden batıya açılan bir pencere ifadesini burada kullanmışlardır. Tanzimat döneminde yapılan yeniliklerin siyasi hayata etkileri neler olmuştur? Şimdi Tanzimat dönemindeki reformların Meşrutiyet döneminin ve parlamenter sistemin yani anayasalı sistemin altyapısını hazırladığını biz söyleyebiliriz. Parlamenter demokrasi ne demek? Yürütme organının yani hükümetin Yasama organının yani meclisin denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemine Biz parlamenter demokrasi diyoruz arkadaşlar. Yani parlamenter demokrasi e, ya da parlamentolu demokrasi bir meclis olacak, iki anayasanız olacak ve hükümet kime karşı sorumlu olacak meclise yani yürütme organı yasama organına karşı sorumlu olduğu sistem. Tanzimat Islahat Fermanlarının Fransız İnsan Hakları Bildirisinden etkilenmesinin gerekçeleri nelerdir? Şimdi 1789 Fransız ile eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik gibi fikirlerin hız kazanmasıyla birlikte bu fikirler geniş coğrafyalarda destekçi bulmuştur. Tanzimat döneminde Batı usullerinden örnek alındığı için Fransız İnsan Hakları Bildirisinden de Osmanlı Devleti etkilenmiştir arkadaşlar. Günümüzde meşrutiyette yönetilen devletler bakın Avustralya, Bahamalar, Japonya, Norveç, Büyük Britanya yani İngiltere, Lüksemburg, Yeni Zelanda bunlar sadece birkaç tanesi bayağı bir devlet meşruti monarşiyle ya da meşruti krallıkla yani yönetiliyor arkadaşlar. Ve son paragrafımız arkadaşlar yine burada 30 ve 48 ihtilalleri ve Osmanlı Devleti ile ilgili bilgi verilmiş ve 5 tane soru sorulmuş. Bunlardan birincisi ee, ülkelerin Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sınırların korunması konusundaki söz birliğinin Yunan isyanı sonrası unutulmasının nedenleri. Şimdi arkadaşlar <laughs> Fransa ihtilalinden sonra ortaya yayılan bir milliyetçilik isyanı var. Ee, i̇mparatorluk düzeyindeki devletlerin içerisinde yaşayan milletler isyan ediyorlar. Niye? Kendi devletlerini kurabilmek için. Her millet kendi devletlerini kurmaya çalışıyor. Ve İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya gibi imparatorluk düzeyindeki devletler 1815 yılında Viyana'da bir konferans, bir kongre düzenliyorlar. Ve burada imparatorlukların parçalanmaması, azınlık yani milliyetçilik isyanlarının desteklenmemesi kararına çıkıyor. Fakat Osmanlı Devleti'nde e, Yunanlıların isyan çıkartması sonucunda da bunlar sessiz kalıyorlar. Hani... Orada bir meternik planıyla imparatorluklar korunacaktı. İmparatorluk sınırları içerisindeki azınlık isyanlarına destek verilmeyecekti. Kendilerinde yaptılar ama Osmanlı'ya gelince Yunan isyanına karşı hemen at, at gözlüklerini taktılar böyle. Yani Avrupa burada ikili bir politika izledi. Kendi imparatorlukları yıkılmasın. Osmanlı mı? Osmanlı'ya ne olursa olsun dediler. Sessiz kaldılar arkadaşlar. Mürur tezkeresi nedir? Şimdi Osmanlı Devleti'nde ülke içerisinde seyahat etmek ve İstanbul'a gitmek için alınan izin ve geçiş belgesi. Yani bir nevi iç pasaporta biz mürur tezkeresi diyoruz. Yani siz Osmanlı zamanında öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bir şehirden başka bir şehire gidemezsiniz. Hele başkente payitahta giremezsiniz. Bak bugün mesela e, hani pandemi şartları var tamam hadi o olmasa. İstediğimiz gibi bugün istediğimiz şehre gidebiliyoruz. Başkent Ankara'ya da gidiyoruz. Kimse niye geldin demiyor değil mi? Osmanlı zamanında böyle bir şey yok. Yani güvenliğin sağlanabilmesi için kişilerin nerede olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu uygulama gelişi güzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yöneliktir. Bir yıl için geçerli bu mürür tezkeresinde kişinin tüm kimlik bilgileri, nereye neden gittiği de yazılırdı. Güvenliği sağlamak için aslında yapılmıştır. Mürur tezkeresi. <laughs> Osmanlı'nın 1848 Avrupa ihtilalleri sırasında özellikle Balkanlarda önlem almasının nedenleri. Şimdi Hristiyan halkın arasında fesat çıkartmak üzere dışarıdan bazı yabancı kişilerin Osmanlı topraklarına gelip dolaşabilecekleri. Bu yüzden de bu kişilerin Hareket ve ikametlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Osmanlı'nın Balkan toprakları üzerinde düşmanları çok. Ve bu düşmanların izlediği Osmanlı'nın aleyhinde politikalar da çok. Mesela Çarlık Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinde Balkanlar'da, Balkanları Osmanlı'dan koparmak için panslavizm diye bir politikası vardır. Hani sıcak denizlere de inmediği vardı ya. Yani arkadaşlar, Balkanlar'daki milletleri Osmanlı'ya karşı kışkırtarak, İsyanlar ile bölgenin Osmanlı kontrolünden çıkmasını isteyen devletlere karşı Osmanlı Devleti de ne yapmıştır arkadaşlar? Bir takım önlemler almıştır. 4. Osmanlı Devleti'nde tarafından çıkarılan emirlerde neler istenmektedir? Bu parça metninde bazı emirler var. Bu emirlerde merkez taşradaki memurlarından ne istiyor? Bu emirlerde kişilerin hareket ve ikametlerine dikkat edilmesi, tezkere ve pasaport evrakları olmayanların seyahatlerine izin verilmeyerek mürur tezkeresi uygulamasına özen gösterilmesine, bu kişilerin ellerinde kitap gibi basılı eşya bulunursa ellerinden alınarak İstanbul'a gönderilmesi bildirilmiştir. Ve son soru, Devletimizin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler belirten bir rapor hazırlayın diyor. Bunu herkes kendisi yapacak arkadaşlar. Ben de Sağlık Bakanlığı'na bir rapor hazırladım. Sayın Sağlık Bakanlığımız pandemi sürecinden dolayı devletimizin aldığı kararlara ivedilikle uyulmasına bir vatan borcu olarak görülmesi, uymayanlar hakkında gerekli iş ve eylemlerin yapılması hususunu arz ederim. Sürecin etkili yönetilmesi için valilik tarafından belirlenecek kurallara hep birlikte uyulması, tüm devlet personelinin sahaya inerek denetimlerde bulunması, insanları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılması, gelecek günlerimizin daha sağlıklı olması için gereklidir diyerek tedbirleri de ne yapmışım arkadaşlar burada? Sıralamışım. Bunu da siz isterseniz İçişleri Bakanlığı'na, isterseniz Milli Savunma'ya, isterseniz Cumhurbaşkanlığı'na siz kendiniz ne yapacaksınız? Bir sorun ortaya çıkartacaksınız. Devletin güvenliğini bozacak bir sorun ortaya çıkartacaksınız ve bu sorunun çözümüyle ilgili bir tedbirleri de sunacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar dördüncü ünite değerlendirme 11 birinci sınıfların konusunu bitiriyorum. Sevdamızda davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.